Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karışalımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibdeki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Kanalımızda diqqatingiz ekranımız olsun. Xitoy Kompartiyasi chet el terrorlik tashkiloti deb bekitilishi kerak. Yaqinda Amerikada nashrdan chiqadigan siyosiy xavflar jurnalida Amerika kishilik huquq qonun fondining tadqiqotchisi Doktor Terry Marsh va Chicago Üniversitesidin Doktor Tünbiyo birlashib yozgan Xitoy Kompartiyasi chet el terrorlik tashkilotidagi harakat qiladi mavzuliq bir keng ko'lamli dokument e'lon qilindi. Mazkur dokumentda Xitoy Kompartiyasi paydo qilgan harakatlar, qo'llangan vositalari ve o keltirip çıkan akıbet mülahize kılınış asasıda Xitoy Kompartiyasining ameliyatı Amerikanın kanunlarındaki chet el terrorluk teşkilatı'na berilgan izahatlarga bütünlay bab keladigan bir terrorluk teşkilatı işkenliki tushuntirilgan. Maqolaning beshida mundaq deyilgan. Xitoy Komünist Partiyasi 1921 yılı zo'ravon inqilob orqali millatchi partiyani, yani Gomindangni mag'lub qilib, mustabid kommunist davlati qurish uchun tashkillangan. U 1949 yılı g'alibini qo'lga keltirgandan keyin zo'ravonlik bostirish harakatini qanot yaydirish, danglik terrorlik tashkilotlarini ham shundaqli davlat terrorligini moddiy jihatdan qo'llash, chet el diplomatlarini tutqun qilish qatorliq ko'p xil harakatlar bilan shug'ullandi va uningga yumshoq kuch diplomatiyasi bilan birlikda yetakchilik qildi. U bu orqali qudratlik va mustabiddan iborat mustabidlik ideyasini eksport qildi. Agar kompartiya asosiy qonundan foydalanmay turib öz vasıtları bilen hareket kılışını devamlaştırılan takdirde o halkaralık kaidelerini devamlı yeniden yizişka, cümleden kanun bilen idare kılış, insani kadir kımmet, demokratiya ve adaletini red kılıdığan yeni halkaralık tertibini barlıkı keltirdi. Yukarıdaki makala abdurlarının karışça Amerika hükümeti hazır dünyanın her kaysi caylardaki kişilik hukuk defsendikilikine karşı duruş ve hususi erkenlikini teşebbüs kılış katarlıklar boyunca kompartiyaya karşı duruş iradesini namayan kılıvatkan bulup, onun Uygurlarga ziyankeşlik qilishga chetishlik 4 kompartiya amaldarini aşkari jazolashi, shundoqla yana Sharq Turkistondagi jamoat xavfsizligi idorasining jazo tizimligiga kirgizilishi buning yorqin isbotlari ekan. Maqola avtorlari yuqoridagi choralardan chiqish qilib turib, Amerikaning butkul Xitoy kompartiyasini chet el terrorlik tashkilotida bekitishi kerakligini bildirgan. Ular maqolasida Xitoy kompartiyasi shug'ullangan jinoyatlarni misol qilib turib, bu partiyani terrorchi tashkilotda bekitish uchun yetarli dalil borligini bildirgan. Ular Xitoy Kompartiyasi qurilgandan tartib daim har xil tozalash harakatlarini qilganligi, partiya bevosita boshqaradigan qora turmalar, emgak orqali qayta tarbiyalash, ruhiy kasallar doktorxonasi, sog'chiqxona turmalari va qamoqxonalar orqali qonunsiz tutib turish, tan jazosi qatorliq vositalarini qo'llanganligini bildirgan. Ular Xitoy Kompartiyasining bunday vositalarini cho'ng sakrab ilgirlash, madaniyat inqilobi, Tiananmen qirg'inchiligi, Falun Gong muridlariga ziyonkashlik qilish ve bir perzent siyasi qatarlıklarının hemmesi de birdek kullanılganlıkını oturgu koygan. Uygurlar Xitayning adeti bo'yicha meyit uzatishga mecburlanmakta. Bir neçe gün burun Sharq Turkistondan avatilgan bir uçur Xitay tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqini Xitayning urf adeti bo'yicha meyit uzatishga mecburlaganlıkını aşkarıldı. Yollanğan uçurda eğitilişçe Xitay Uygurlarını öz itiqatidan vaz keçişki mecburlab kelivatkan bulup, saqçılar xalqdan İslam diniga itiqat qildigan qilmaydiganligini aniqlaydigan. Kişiler İslam diniga itiqat qilaman deb cevap berganda her xil vasıtlar bilen çatki qıqib tökmet çaplab jazolandigan. Jazodan qo'rqib İslam diniga itiqat qilmayman deb cevap berganlarning bo'lsa, keyinchi İslam diniga munosabatlik her qanday bir faoliyatlarga qatnashishiga yo'l qo'yilmaydigan. Toy tökün ve ölüm yetim işlerini çokum Xitayning o'rinlashtirgani bo'yicha qilishga mecburlandigan. Xitoy doiralari yana idora organlarida ishlaydigan Uyg'urlarning oilasidagilar qazo qilganda meyitga ta'zim qilg'izib, sham ko'ydirib uzishga mecburlagan. Yo'llangan uchurda oshkorlanishicha Xitoy tajovuzchilari ba'zi viloyatlarda xalqning meyit namozi o'qishiga ruxsat qilmagan. Ruxsat qilgan taqdirda ham Xitoy madaniyati bo'yicha g'ijak chelib dafn qilishga mecburlagan. Uçurda yana aşkarlanışça ma'lum yezida yaşanğan bir kişi qaza qilgan bo'lib, Xitoy doiralari meyit bar oilaga bir Xitoyni nazoratchilikka avatgan. Xitoy meyit uzatilib bo'lganga qadar kuzatib turgan. Meyitni masjidga aparsa, masjid taqoq bo'lib, qabristonliqqa faqat 10 kishining berishiga ruxsat qilingan. Boshqa jinoza ko'targanlar dafn ishlariga qatnashishga ruxsat qilinmagan. yuqum mezgilidimi mecburi emgek devamlaşmakta. Şarkı Türkistan'da Xitay virusi sebeplik nurgulluğun caylar kamal kılıngan bozumu Xitay'nın Uygur yaşlarını devamlıq mecburi emgekli seylivatkallıqı məlum bulmaqda. Bugün ictimai uçur bastırıp tarqalgan sırlarda Şarkı Türkistan'ın Xotan şəhərideki məlum bir jip zavutuda oxşaş ilanlik hizmet forması kiyvelip işlevatkan Uygur kız oğullarının körünüşü körüstülügən. Onların həmməsi maske taqıb alğan bulup, yuqum mezgili işgəllikini aşkarlap verməkdir. Bundan burun Xitayning mecburi emgek qilmishini aşkarlagan bir Xitay bundaq zavodlarda işleydiganlarning köpinchisining ota-onalarning jazo lagerlarida ekanligini, ularni kunda 13 saat ishiltidiganligini, oyda 500 yuan maash beradiganligini, jazo lagerdan qo'yib berilib mecburi emgekka selinganlarga bo'lsa, hech qanday maash berilmaydiganligini aşkarlagan edi. Xitay Sharq Turkistonda jazo lager siyosatini yo'l qo'ygandan boshlab mecburi emgek siyosatini teng ijro qilmoqda. Bu jarayonda normal turmush kechirayotgan oilalarni vayron qilib, tutqun qilinganlarni majburiy emgakka selib, qul o'rnida ishiltib kelmoqda. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi Uyg'ur sud kollegiyasi uchun yiqqan iona pulini e'lon qildi. Xitoyni sotlash uchun Angliyada qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasini qo'llash maqsadida Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari iona faoliyati tashkil etilgan bo'lib, növbəti 20 min dollardan artıq iani yığılğan. Xalqaro Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliyi rəisi Hidayetullah Uğuzhan ictimai taratqu hesabıda bu vaxtda dökülət verib, iani toplaş hərəkətində təşkilat rəhbərliyi və əzalarından yığılğan iani pulunun cəmi 131563 lira, 100 euro və 10916 dollar bolğanlığını, bularını dollarğa sundurğanda cəmi yığılğan pulunun 27908 dollar bolğanlığını bildirdi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi bu yil 9-oyda Londonda qurilgan bo'lib, Xitoyni xalqaroliq sudga topshirib, Sharq Turkistonda o'tkazgan jinoyatlarni surishtirib qilish maqsad qilingan. Navbatda mazkur sud kollegiyasining dalil isbot yig'ish xizmatlari davomlashmoqda. Rim papasi oxiri Uyg'urlar haqida ig'iz ochdi. Yevropa xabarlari to'rining 24-noyabrdagi xabarda bildirilishicha, Papa Francis 12-iyinin 1-günü tarqıtıldıgan yeni nəşir qıldırğan kitabıda itiqadı səbəbidən ziyankeşlikə uçurğan xalqlar arasında Uyğurlarni mə tilgə alğan. Francis məzkur kitabıda "Mən hər vaxt Rohingyalıqlar, bechara Uyğurlar, Yazidilər, Misr və Pakistandakı çirkavlarda partlaş bilan ölüb ketgan xristianlar qatarlıq ziyankeşlikə uçurğan insanlarni oylayman" degan. Rim papası bundan burun türlü kişilik hukuk teşkilatlarının Pompeo qatarlıq bir qism dövlət başlıqlarının besimiga duş kelgan bolub, Xitoyning Uyg'urlarni bastirishi, shundaqla xristian murtlariga bo'lgan cheklimlarga izchil sukut qilganligi tanqid qilingan. Papa Francisning Uyg'urlarni tilga olganligidan bearam bo'lgan Xitoy uning so'zlariga qarshi inkos qaytirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian bu haqda to'xtalib, Francisning so'zining hech qanday asosi yo'q. Xitoy azaldan osonliq millatlarning barobarligi va qonuniy huquqini qo'g'dab keldi. Osonliq millatlar diniy erkinlik huquqidan bahramand bo'lmoqda deb bildirildi. Ben Cohen Xitoy yana bir qatim dünyanın gözünü boyamoqchi bo'layotidu dedi. Amerika demokratiyasi ig'ir krizlarga duch kelmoqda deb qaralayotganda bu holning dunyoning boshqa joylarida bo'libmi Xitoyda texmi ig'ir oqibatlarga sabab bo'layotganligi yaqindan buyon zo'r g'ulg'ula qo'zg'ashga boshladi. Siyosiy analizchi Ben Cohenning Yahudi xabar ambirining to'r betida 23 noyabr e'lon qilingan bu vaqtdagi maqolasida bu masala alohida ta'kidlandi. Abdurning qarashicha, navbatda Xitoy rejimining Hong Kongdagi bir davlatda ikki xil tuzum bo'lish va'dasini barbod qilishi hamda millionlagan Uyg'urni lagerga qamab, ularni o'lchamlik fuqaroga aylantirmoqchi bo'lishi Xitoy rejimining demokratiya qurilishiga qaysi darajada buzg'unchilik qilayotganligini eng yorqin ko'rsatib berdi ekan. Bo'libmi Amerikaning o'zida siyosiy ko'zqarashlar sababidan zo'r tavrinish bo'layotgan bugungi kunda Amerika Kengash va Avom palata a'zolarining davomli holda Uyg'urlar masalasini ta'kidlashi hem de ötken hafta Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Katibi Antonio Guterres'ga Uygurlarning ahvolini tekshirishga maxsus vekil tayinlash mazmunida birlashma maktub yo'llashi bu ma'nidan olganda olqishlashga tegishli harakat ekan. Gerçi navbatda Xitoy rejimi qilayotgan ishlardan Uygurlarning milliy va diniy kimligini o'chirib o'tish urinishlari hamda Uygurlarga qaratilgan majburiy tug'ut cheklash tadbirlari, buningdan ilgari ma'lum bo'lishga boshlagan Uygurlarni Ramazon mazgilida cho'shqa go'shi yeyish ve haraq pivi içişki mecburlaş kılmışları allaqachon madaniyat qirg'inchiligi yoki qirg'inchilik deb atalgan bo'lsa-mu, xalqaranın bu hadislərinin təkşiriş xizməti hazırgacha əməliləşməyən. Xitay rejimi bolsa bu vaqtdagi tələblərini bizning egilik hüquqimizga aralashqanlıq deb rad qilmoqda ekan. Yana kelib Xitay rejimining nazarida egilik hüquq tushunchisi her qachon o'z territoriyasida nimani xolisi shuni qilish degan ma'noda qo'llanildi ekan. Dal mushu hodisa navbatda xalqaroning ko'zini bo'yab Uyg'urlar duch kelayotgan fojialarni dunyoning ko'zidan xoli qoldirmoqda ekan. Xitoy Joe Biden kabineti haqida ifoda bildirdi. Demokratlar Partiyasining vakili Joe Bidenning prezidentlik saylamida yengib chiqqanligi haqida Amerikadagi axborot vositalari ko'plab xabar berayotganda, Xitoy rejimi bu haqda rasmiy ifoda bildirdi. Xitoy rejimi boshqaruvchiligi Yer shari vaqti gazetining 22 noyabrdagi xabarida aytilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi Joe Bidenning saylamda yengib chiqqanligini tabriklagan bo'lib, ikki taraf munosabatida ko'rilgan ilgirki ko'ngilsiz sahifalarning oyoqlashishini umid qilamiz degan. Shundaqla har ikki tarafning o'z davlatidagi siyosiy masalalarni hal qilib, navbatdagi Xitoy virusi paydo qilgan vaziyatga ko'ngil bo'lish lozimligini ta'kidlagan. Bulubmu dünyadaki işki çoğun devlet bo'lgan Amerika bilan Xitoyning virusga oid ishlarda texmo ko'p hamkorlikni vujudga chiqarishni umid qildiganligi xabarda alohida o'rin olgan. Bu vaqtdagi xabarga Amerika bilan Xitoy bayrog'i esilgan ikki qo'lning o'zaro qo'l siqishganligi, shuningdek Amerika bayrog'i esilgan qo'lda Xitoyga ho'miyib qarayotgan Xitoy virusi, Xitoy bayrog'i esilgan qo'lda xalti-xalti boylikning bo'lishi tasvirlangan bir parcha rasm qistirilgan. Ba'zi analizchilar bu holga qarab bu rasmning o'zi Xitoy rejimining hali ham virusning manbasini Amerikadan izlashdak urinishdan qilchi yaltaymaydiganligini ko'rsatdi degan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy raisi Xi Jinping teha hozirgacha Joe Bidenni tabriklamagan bo'lib, bu haqda xilma-xil farazlar o'tirg'i chiqmoqda ekan. Amerika Filippinga qo'ral avatidiganligini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat xavfsizlik ishlari maslahatchisi Robert O'Brien davlatining Filippinga boshqariladigan bomba va raketaomyot beradiganligini uqtirdi. O'Brien Filippinning poytaxti Maniladagi ziyorati jarayonida bayonot berib, Filippinga har xil tipdagi qurollarni avatidiganliklarini eskartdi. Filippinning terrorizmga va zamin ixtiloflariga qarshi kurash qilayotganligini tilga olgan O'Brien Prezident Donald Trump Sharqiy Janubiy Osiyodagi Daeshga qarshi kurashda Filippin prezidenti Rodrigo Dutertini qo'llaydi. Bu qo'ral yotkash ishimi muhim ittifoqdoshligimizni ching turadiganligimizning namoyandasidir dedi. U Filippinning Janubiy Xitoy dengizidagi egilik huquqini qo'g'dash tirishchiligini qo'llaydiganliklarini o'tirg'i qo'yib, Janubiy Xitoy dengizida Filippinning havo apparatlari yoki paraxodlariga qilinadigan har qanday bir qurolli hujum bizning o'rtaq mudofaa mas'uliyatimizni ado qilishimizni talab qiladi deb ogohlantirdi. Xitoy Amerikaning ochiq osmon kelishimidan chekinganligiga norozilik bildirdi. Xitoy Amerikaning Rossiya bilan qurollarni kontrol qilishni ishga oshiradigan ochiq osmon kelishimidan chekinganligiga norozilik bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian Beyjingda o'tkazilgan qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'inida Amerikaning kelishimdan chekinishining kelgusida qurollarni kontrol qilishni xavfga ittirdiganligini aytdi. Bayonotchi Zhao Amerikaning ochiq osmon kelishimidan chekinish harakatining xalqaroning qurollarni kontrol qilishiga va qurolsizlantirish masofasiga salbiy ta'sir ko'rsatadiganligini ilgari surdi. Amerika hukumati tunugun Rossiya bilan qurollarni kontrol qilishni ishga oshiradigan ochiq osmon kelishimidan chekinganligini e'lon qilgan edi. Rossiya bilan Amerika harbiy faoliyatlarda ochiq oshkorlikni rag'batlantirish va kelishimlarni nazorat qilishga qo'laylik yaratish uchun qurolsiz razvedka uchishlarga ruxsat qiladigan ochiq osmon kelishimini imzolagan 34 davlatning ichida o'rin olgan edi. Xitoy garchi kelishimga qatnashishni rad qilgan bo'lsa-mu, har bir davlatning harbiy aslahalarini tekshirishiga yo'l qo'yadiganligini e'lon qilgan edi. Türkiye'de bir gün içinde Xitoy virusu bilan yuqumlanuvchilar 7000'dan aşib ketdi. 24 noyabr Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Ministeri Fahrettin Kociyene Türkiye'de bir gün içinde Xitoy virusu bilan yuqumlanuvchilarning 7381'e yetganligini e'lon qildi. Sağlık Ministerining oshkorlashicha Xitoy virusu bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 162231 kishi tekshirilish orqali yangidan 7381 kishining yuqumlanganligi bayqalgan. Bir kun ichida yana 162 kishi qazo qilgan. 3678 kishining salomatligi asliga kelgan. Türkiye'de Xitay virusu başlanğandan beri salametligi əsliga kelganlar cəmi 381.569-ga, qaza qılğanlar 12672-ga yetgan. Fahrettin Kociyene yuqumni tizginlash tədbiri bizning qo'limizda. Bu tədbirlər sizning qo'llashingiz bilan texmo tez unum beradi. Xalqning qo'llanğan tədbir və cheklimlarga amal qilib, kishilar to'pidan yiroq turishini umid qilaman deganlarni bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah erteki haberimizi görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmaz. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barla hizmet taşları muhakkak köptün köp rahmet eylemen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.